Mesela Amerika'da çok enteresan bir bilgi daha vereyim. Amerika'da bir kasaba. Tamamen dünya dışı varlıklar oraya koloni kursunlar diye. Oranın halkı yok. Orada uzaklaştırıldı oradan. Biz sizlere teknoloji vereceğiz. Siz de bizlere insan kaçırmamıza müsaade edeceksiniz. Bilim kurgu filmlerinde yaşadığımız her şey gerçek olacak. Dinozorlar hala yaşıyor bir yerlerde. Şunu çok merak ediyorum. Türkiye'deki UFO faaliyetleri nelerdi? Neden hep Amerika'da gösteriliyor? Aslında Amerika'da diye bir şey yok. Sadece o hükümetin gizli servisleri ve insanların ilgisi, biraz da medyanın tabii bu işte çok büyük bir parmağı var, bu konuyu ön plana çıkarmalarına sebep oluyor. Yani oradaki basın özgürlüğü, bir takım şeyler. Ama baktığın zaman aslında bütün gizemlerin merkezi, ben her zaman bunu söylüyorum, Anadolu toprakları. Yani bugün Anadolu ufoloji tarihçesine baktığın zaman Amerika'dan çok daha gelişmiş bir kültüre ve şeye sahip, birikime sahip. Mesela bakıyoruz, örnek Anadolu'da neler yaşanmış. Ben size yaşanmış bir olaydan bahsediyorum. Kendi ailemden ve akrabalarından bahsedeyim. Benim annemin anneannesi Adana'da ebelik yaparken eşi ölmüş. Köyde yaşıyor kadıncağız. Saat gecenin 3'ünde 3.30'unda tek yaşadığı evinde rahatsız ediliyor. Gökyüzünden bir ışık izmesinin indiğini zaten oradaki yer halk da görüyor ama tabii evliya, o zaman cin, işte peri, şu bu deyip camlarını, kapılarını kapatıp yatıyorlar korkudan. Gecenin bir yarısı saat 3-3.30 civarında benim annemin anneannesinin kapısı çalıyor. Yalnız yaşayan bir kadın. Dalgıç kıyafeti giymiş, tek parça üniformalı, insana benzer ama insan olmayan bir takım varlıklar, iki kişi bunlar. Annemin anneannesini uyandırıyorlar kadıncağız. Korkuyor tabii, yani bir doğum mu var, bir şey, panik diyor. Kalkıyor, bir bakıyor karşısında bu varlıkları görüyor ve kadına telepatik olarak anlattıkları hikayede, detayını çok hatırlamıyorum ama yüzeysel geçeyim. Diyorlar ki bir doğuma yardım edeceksin, bizimle gelmen gerekiyor. Bu kadın da tabii o anda hem korku hem de mecbur tabii ki, yani böyle bir şey yapmak zorunda. Çünkü karşısında bir varlık var, istese de zorla götürecekler, istemese de. Tamam diyor, kabul ediyor ve kadın kendini bir anda o tepede, yamaçta, ışığın indiği yerdeki noktada bir yerde mağaranın içerisinde buluyor. Ve orada insanımsı bir varlığa doğum yaptırıyor. Bakın çok ilginç. Ve bu varlığa doğum yaptırdıktan sonra sabaha karşı bu kadın tekrar yatağında uyanıyor. Aynı o önceki bahsettiğim kaçırma vakası gibi. Hafızası silinmiş bir vaziyette. Yatağından uyandığında bir bakıyor ki ellerinde kan olmayan, kana benzeyen ama kan olmayan farklı bir renkte sıvı ellerine bulaşmış. Sonrasında işte bizim anladığımız kadar UFO literatürüne baktığımız zaman tamamen bir kaçırma vakası, bir varlığa doğum yaptırılmış. Ne zamandan beri bunlar ortaya çıktı diye. Şimdi bunlar normalde hani bizim ülkemizde çok fazla kaçırılan insan da var. Temasçı da var. Bakın onlarla görüşen, yüzle görüşen insanlar var. Bunlarla biz bilgi alışverişindeyiz. Günü 24 saati bize yazıyorlar. Deneyimlerini paylaşıyorlar. Bunları not haline alan, not haline getirip kitap haline getirenler de var, yazan açıdan. Kanal olduğunu iddia edip yapmayan, yaşamayan sahtekarlar da var bunun için. Biz bunları tek tek ayırt etmeye çalışıyoruz. Ama ufoloji literatürü artık o kadar doldu taştı ki insanlar hem anlatmak istiyor, hem de bir yerde de biraz toplum baskısından korktuğu için gizli tutuyorlar. Şimdi mesela ben ufoloji literatürüne girdiğim zaman mesela bakıyorum ki, örnek veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir Özel Kütüphanesi'nde Mıh kıtası, işte Lemurya, Atlantis ve Türklerin bağlantısıyla ilgili araştırmaları var. Bunlar neden hala açıklanmıyor? Çünkü o kitabın içerisinde duyacakları şeyler birilerinin hoşuna gitmeyecek. Neler var bunun içinde mesela? Mıh kıtası, Atlantis, Lemurya, bunların Türklerle bağlantısı. Bizlerin Atlantis'in çocukları olduğumuz ortaya çıkacak. Atlant uygarlığıyla alakalı olduğumuz. Bizim dünya dışı bir kökenimiz var. Türkler, Anadolu topraklarındaki bizlerin. Amerikalıların demiyorum, Meksikalıların demiyorum. Bizlerin onlarla bağlantısı var. Bu ortaya çıkacak mı? Bir. Hatta Tahsin Mayatepec isimli bir komutan da özellikle Meksika, Yucatan bölgesine gönderiyor. Orada Türklerle ilgili bağlantı yapıyor. Dünya dışı varlıklarla alakalı bağlantılarımız var mı gibisinden. 1453, 26 Mayıs gecesi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kuşatırken iki düşman ordusunun ortasında ve üzerlerinde gözüken cisimler. Bunlar bizzat o zamanın tarihçileri, vakanüvisleri tarafından kayıt altına alınmış. Hatta yabancı işte Bizans orduları da diyorlar ki Türklere yardım geldi gökyüzüne. Ama biz hemen onu çeviriyoruz. Evliyalar geldi. Sarıklılar geldi. Değil. Aynısını Norfolk alayında Çanakkale'de görüyoruz 1915'te. Ekmek somunu biçiminde 4 tane cisim gökyüzünde görülüyor. Bir tanesi alçalıyor. Koskoca seçkin birliklerden oluşan kraliyet korumalarını alıyor. Gökyüzü havalanıyor ve gidiyor. Bunların ne iskeletleri, ne kemikleri, ne elbiseleri, ne üniformaları bulundu. Ve bunlar İngiliz kayıtlarında da yok. Türklerin esir aldığı, hani ölen askerler, subaylar içinde de yok Anzaklarında. Bunları kim aldı? Kaçırdı ve geri getirmediler. Bunların izlerini de nerede görüyoruz? Şimdi onun bağlantısı çok enteresan. Az önce Mars'tan bahsettik. Mars'ta insan eli kemiği bulunuyor. Vücut parçalı bulunuyor. Bunları bende görselleri var. Size getireceğim. Opportunity'den tutun da işte Perseverance, işte Kaşif'ten tutun da Curiosity. Hepsinin görüntülerini birçok yerde insan kemikleri veya dünya dışı varlıklara ait kemikler bulunuyor.
Yani o kadar çok şeyler var ki bakın Mars yüzeyinde iddia ediyorum. Mars yüzeyinde şu an yaşam var. Ay yüzeyinde de yaşam var. Ve bildiğimiz sadece böyle bir organizma tarzı da değil. Bildiğimiz insan gibi canlı canlı hayvanlar ve bir takım oraya habitatına uygun varlıklar var. Direkt bizi öldürebilir mi? Öldürüp ruhumuzu almak için. Yani onlar şöyle söyleyeyim. Yani bizi hani bu Azrail dediğimiz tanrımız varlık gibi direkt canımızı almak gibi lüksleri yok. Öyle bir şeyleri yok. Ama hani dünyanın her yerinde iyi ve kötü olduğu gibi mutlaka bizi kaçıranların içinde kötüler oluyor. İyiler olduğu gibi. Bu tıbbi deneyler sırasında işte kaçırmalar dediğimiz tıbbi laboratuvarda yapılan deneyler sonrasında bazen aşırıya gidilmiş ya da özellikle organları alınmış veya işte bu müdahaleler sonrasında öldürülmüş insanlar da var. Yani bazıları çıkıyor diyor ki işte dünya dışı varlıklar E.T. falan böyle bir sevimli hava yaratıyorlar. Öyle bir şey yok. Yani bu da arada espri olsun gülsün hadi. Yani böyle bir varlık grubu da yok sadece yani şirin şirin gelecekler falan. Ya insan öyle cesetler bulunuyor ki bakın bunlar literatüre bende fotoğrafları var. Ama yani bu rütüye uymayacağı için getirmedim buraya gösteremem. Ama vücutlarında organları alınmış, çene kemikleri yok, işte derilerinden belli bölgeler alınmış, tırnakları sökülmüş, diş ve çene kemikleri olmayan cinsel uzuvları alınmış bir sürü varlıkta şey var, insanlar var. Ve bunların vücutlarına kanları bile çekilmiş. Bir damla kan yok. Hani oraya bir Drakula'yı koysanız bu kadar ememez. Ama makineyle cihazla o kadar boşaltılmış ki insanlar işleri. Korkunç halde cesetler var. Sadece insanlar değil, hayvanlar da kaçırılıyor bu arada. Hayvanlar da kaçırılıyor. Hayvanlar da kaçırılıyor. Özellikle inekler, işte o sığır cinsi hayvanlar, işte küçük başladığımız koyun tarzı hayvanlar da kaçırılıyor. Yani bunlar Avrupa'da, şurada burada zaten şeyleri var, çekilen fotoğrafları var. Bir sürü görüntüsü var. Yani bizim insanlarla aynı şekilde kaçırılıyorlar. Peki biz insanlar ne yapmalı? Kaçırılmamak için kendimizi nasıl korumalıyız? Şimdi şöyle, zaten bana hep onu soruyorlar. Diyorlar ki işte bu dünya dışı varlıklar birilerini kaçırırken neye göre kaçırıyorlar? Evet. Ya bunun özel bir kriteri yok. Ama şuna dikkat ediyorum ben özellikle. Şimdi birazdan gireceğiz o konuya zaten. Negatif kan olayına da gireceğiz. Farklı bir konu zaten. Çok enteresandır. Sizin bu arada kan grubunuz ne? BRH negatif. Negatif mi? Kötü tamam. Mü? Yok. Sizde de dünya dışı bir köken var işte. Oraya gireceğiz şimdi. Öyle mi? Tabii sürpriz olsa o yüzden sordum. Şimdi bunların kanıtları var. Onları da anlatacağım. Çok daha da farklı yerlere gidecek olan. Şimdi dünya dışı varlıkta insanları kaçırırken belli kriterler seçmiyorlar. Ama şunlara da dikkat ediyorlar. Bir, kaçıracakları kişi eğer üreme amaçlı bir çalışma için kaçıyorsa tabii ki sağlıklı bir numune seçmek zorundalar. Kendi için bir kobay olmak. Yani kadınlardan yumurta hücresi alacak, erkekten sperm örneği alacak, deri doku örnekleri alacaklar ki o çocuklar da sağlıklı olsun. Şimdi 80 yaşında bir insanı kaçırsa ne kadar faydalı olacak? 90 yaşında bir insanda. Küçük çocuğu alacak, ondan da bir şey alamayacağına göre zaten. Ki amaçları zaten onu yeni bir ırk yaratmak. O yüzden sağlıklı bireyleri seçmeleri çok önemli. Temas kurdukları kişilerde de şu var. Aldığı bilgiyi karşı tarafa iletebilecek birisi olması lazım. Radyo frekansı gibi düşünün. Birisi çanak anten, birisi de tamamen iletici olacak. Yani temaslarla kaçırmalar çok farklı olaylar. Ama özellikle hani şu kriter, şunlar şunlar değil. Sadece kan olayına gelirsek de negatif kan, yani kaçırılanların birçoğunda, özellikle büyük bir çoğunluğunda negatif kan büyük rol oynuyor. Çünkü öyle kendi mi? DNA'larını arıyorlar yani kendi DNA'ları var içinde. Çoğunlukla negatif kan. Negatifler. Yani şu an literatüre baktığın zaman işte Harvard'da yapılıyor ki bu çalışmalar mesela. Ben onu da incelemişte John Mack olsun. Oturmuşlar tek tek 300 denek üzerine kaçırılan kişinin üzerine çalışma yapıyorlar. Bunların bir çoğunluğu yani özellikle büyük bir çoğunluğu negatif kandan oluşan kişiler. Taşıyanlar daha doğrusu. Çok enteresan. Şu an belki de kaçırılmış bile olabilirim. Belki. Yani şu an hepimiz kaçırılmış da olabiliriz, unutuluyor da olabiliriz. Ama sizin eğer negatif kanınız varsa ki hani diyorsunuz ben evet. Negatif kanınızda DNA'nızda mutlaka dünya dışı bir gen var. Çok garip. Bir de şu da çok garip. Bizim bütün aile negatif. İşte sizin demek ki genetik olarak. Yani bu 7 kuşaktan da gelebiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Hikayenin başına dönersek insan Adem ile Havva dedim ya kaçırılıyor işte onlarla bir temas cinsel birleşmeler işte yarı tanrılar onların tabiriyle söylüyorum. O şekilde varlıklar yaratırken bu soydan soya geçiyor. Kraliyet ailesine mesela neden şu an aile içi evlilikler işte soydan soya geçmeler işte biz mavi kanız mesela şey söyler kraliyet ailesi der ki biz mavi kana aitiz. Secere gibi düşünün. Hep aynı kan soyundan devam eder. Seçtikleri kişiler de bunlardır. Yani gidip de yanlış anlamayın yoldan geçen bir bayana eş olarak almaz kraliyet soyu. Kendi genetiğine, DNA'sına uygun onların özel bir şeyleri var, grupları var. O uygun kişileri seçerler kendi DNA'larını aktarmak için. Mısır'da da böyledir. Neden firavunlar kız kardeşleriyle yakınlarıyla evlenmiştir? Çünkü aynı kanın başka birisine geçmesi istemezler. Onlar yarı tanrıdır anlattıklarına göre. Bu kan başka kimseye aktarılamaz. Tanrısal varlıklar çünkü onlar boyutlarda. Çok garip. Gerçekten. Şimdi kan olayına girersek. Hani evet. Ben söyleyeyim o zaman madem konu açıldı. Şimdi dünya üzerinde
negatif ve pozitif olmak üzere iki kan grubu var. Bunların büyük bir çoğunluğu, şimdi bize hep şöyle bir anlatıyorlar. Bakın yine tarihteki bir yanlışa daha girelim. Diyorlar ki insanlık soyu Afrika'dan geldi. Tamam, Afrika'dan geldi. Biz kabul ettik, yedik ya. Şimdi bakıyoruz, dünyada kan gruplarını ayırdığımız zaman hepimiz Afrika'dan geldiysek hepimiz aynı kan grubu olması lazım. Ama dünya üzerindeki insan nüfusuna baktığınızda resus maymunlarıyla, ki RH oradan gelmektedir, resus maymunları pozitif kana sahiptir. Dünya üzerindeki %60 ile %70 oranındaki insan pozitif. Ki ben de pozitif mesela. Hani. Ama %17'lik bir dilim tamamen negatif. Ve o zaman hepimiz Afrika'dan geldiysek neden Afrika'da şu an yapılan kan analizlerinde hepsi pozitif? Neden negatif yok? %3 oranında Asya kıtasında, sadece %3 oranında Asya kıtasında var. %10 civarında şey de var. Bu Bask bölgesi dedikleri bir bölge var. O bölgede çok fazla yoğunlukta var. Enteresan olan da bu Bask bölgesinde kullanılan şey de zaten dilde bugün tercüme edilemiyor. Hala. Şu an hiçbir uzman o Bask bölgesinde kullanılan dili henüz daha deşifre edebilmiş değil. Yani bizim bilmediğimiz bir lisanla konuşuyor oradaki insana birçoğu. Ve onlar da kendi hikayelerini, anlattıkları hikayeleri, biz göklerden geldik, dedelerimiz, atalarımız şuydu buydu diye kendi kendilerine anlatıyorlar zaten hikayelerini. İşte bu bizim insan, Adem ile Havva'dan sonra dünya dışından gelen bu varlıklar çiftleşmeler sonrasında kendi DNA'larını aktarıyorlar. Temas kurduklarını. O yüzden negatif kan. İkinci bir tür var aramızda. Şeyi biraz daha açmanızı istiyorum. Mikroçiplerden bahsetmiştiniz. Hı hı. Mikroçiplerden şöyle bahsedeyim. Kaçınan insanların vücutlarına, deri altına, bazen bu üçüncü gözlerimiz alın bölgesine, bazen hiç beklemeniz bir yerde de olabilir. Bacağınızda da olabilir, kalçanızda olabilir, göğüs kısmında olabilir. Farklı farklı birçok yere bunları enjekte ediyorlar gemi içerisinde kaçırmadan sonrasında. Bunları hatırlamıyorsunuz tabii. Kaçırma anını hatırlamıyorsunuz ama hipnoz seansıyla işte ya da bir girdiniz bir şey, bir hastalık hissediyorsunuz. Birkaç yaşanmış hikayeden de bahsedeceğim. Gittiniz doktora, bir MR çekildiniz ya da bir röntgen filmi çekildiniz. Bir bakıyorsunuz orada vücudunuzda tanımlı olmayan bir cisim var. Doktor diyor ki bu kemik ya da işte sallıyorum herhangi bir şey olabilir, kıkırdak. Tamam diyorsunuz, çıkart. Çıkartıyorlar, bir bakıyorlar ki hiçbir şekilde dünyayla uyum sağlamayan, vücuda tamamen yabancı materyaller. Bunların birçoğu, şöyle bir şey söyleyeyim. Mikroçiplerin bir kısmı metal olduğu gibi organik olanları da var. Bunları çoğu kişi anlatmıyor. Yani her şeyi biz metal olarak bekliyoruz. Bir cam, bir metal, bir parça, işte organik bir şey bekliyoruz. İnorganik. Ya da bakıyorsunuz sizin kas dokunuzda, ki bu çok önemlidir. Kas dokunuzda sinirlerinize uyum sağlayabilen çok nanotik çipler de var. Ve bunlar vücuttan çıktığı zaman sinyalizasyonları bozuluyor. O kadar güzel ayarlamışlar sistemi. Peki bundan 10 ya da 20 yıl sonra ya da 30 yıl sonra dünyadaki insanları ne bekliyor? Bu bağlamda açık açık söyleyeyim. Şimdi televizyonda bazı dostlarımız, bazı uzman arkadaşlarımız diyeyim sözde. Ben ona Dede Korkutlar diyorum. Çok güzel hikaye anlatıyorlar. Çok güzel sallıyorlar. Ya biz uzaylı başta buluyoruz. Adam bana diyor ki yanlış anlamayın. Hani bunu kızdığım için söylüyorum bazen gerçekten. Ben diyecekler ki ne kadar agresifsin. Ya şu uzaylı başta bulduğumuz, ki birazdan gireceğiz Bordonis Adası açıklığında bir başlık buluyoruz. Adam hala bana diyor ki çaydanlık o diyor. Sen kalıba dökmüşsün diyor. Ya otur gel benimle bir incele. Madem araştırmışsın. Ben getireyim 9 kilo 40 gram ağırlığındaki o metali. Onun bir analizi var. Raporunu da getireceğim zaten, göstereceğim. Hala bana diyor ki o bir termos. İşte çaydanlık yapmışsın. Semaver. Yok denizaltı başlığı. Ya şimdi göstereceğiz zaten, arkadaşlar da biliyor. Hatta evet. Musa Bey de sağ olsun bugün gelecekti, gelemedi. Ama mutlaka diğer iki programa getireceğiz. Masanın üstüne koyacağım. Siz gelip kendiniz inceleyin. Bu kadar söyleyeyim Damla Hanım. Kesinlikle istiyorum. Ve Musa Bey'i de ağırlamak isteriz. Ve hikayeleri öyle güzel anlatıyorlar ki. Yok ben oraya gittim, şu arkeologla konuştum, ses kaydı aldım. Ya bırakın bunu ya. Siz şuradan şöyle mezarın içine giremiyorsunuz korkudan. Ama hikaye geldi mi dağlar tepeler. Ya sen masonik bir aynanın içine giriyorum diyorsun. Ben ses kaydı almıyorsun. Seni orada gömerler. 7 parçaya böler. Cesedini bulamazlar. Hani bu kadar rahat olamazsın. İşte ben diyor ki kazıya girdim. İşte orada ses kaydı aldım. Şunu yaptım, bunu yaptım. İşte Zerzaman Kalesi'ne gittim. Bunu dinledim. Şunu yaptım. Ya git Allah'ını seversen ya. Hayatını UFO görmemişsin. Diyorsun ki Anadolu topraklarında sürüngen reptilyen ele geçti. Nerede? Kaydını göster. Belgesini göster. Sizde bütün kayıtlar mevcut. Ya biz günün 24 saati bunlarla uğraşıyoruz. Fotoğraf geliyor. Mesela geçen televizyona çıktı. Gökyüzüne uçan işte siyah siyah cisimler geziyor. Birçok kişi bakıyorum, izliyorum kendi camiamdan da. Aa işte Anadolu'da humanoidler, insanımsı varlıklar gökyüzüne görüntülendi. 2 dakika bilgisayara girip araştırma yapıyorum. Görüntüyü büyütüyorum. Analiz ediyoruz arkadaşlarımla. Cem Çorapçı olsun ekip arkadaşımız. Bir bakıyorum Kaşif Dora balonu çıkıyor. Helyum balon. Bir bakıyoruz yanlış anlamayın. Çok hani gülünecek, ağlanacak halimize gülüyoruz.
2 dakikada kıyamet senaryoları yazıyor. Kıtlık çıkacak. Güneş patlamaları oldu yakında. Evet. Diyorlar ki işte dünyanın interneti kesecek, elektrik kesecek. Hani nerede internet kesecek? Hani patladı. Ne oldu? Hani kıtlık nerede? Ya insanları öyle bir korkuttular ki. Yok böyle bir şey ya. Siz hangi küreselciliğe hizmet ediyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Kimisi çıkıyor daha dün anlatıyor işte. Ay işte Apollo 3'ten biz bahsettik az önce. Ayda işte şöyle şöyle. Ertesi gün çıkıyor diyor ki ay simülasyondur. Birisi çıkıyor diyor ki biz Matrix'teyiz. Tamam iyi güzel Matrix'tesin. Nereden anladın? Ne olmuşsun sen? Hadi çıksana. Hadi git tarihi bul. Hadi şey yap. Ya öyle hikayeler anlatlar ki yani kıyamet senaryoları yazmayacağım ben. Burada açıkça şunu söyleyeyim. Bilim kurgu filmlerinde yaşadığımız her şey gerçek olacak. Öyle mi? Çünkü bizim ben her zaman şunu söylerim. Ben kendime söylüyorum. Ben dünyanın en aptal insanıyım. Öyle düşünelim. En salak insanıyım. Ama benim bir zekam var ve oturduğum yerde bir şeyler fanteziler kuruyorum. Ve ben bunları hayal edemiyorsam yarın bunları birileri gerçek yapacak. Daha da ötesini yapacaklar. Robotlar olacak mı? Olacak. Dünyayı yönetecekler mi? Ama bu yüzyılda değil. Korkmaya gerek yok. Ya da işte kıtlık olacak mı? Olacak. Bugün işte yapacaklar. Güneşin önünü de kapatacaklar. İklimi de saptıracaklar, bozacaklar. Yarın yapay güneş sistemleri de kurmaya çalışacaklar. Ama biz de bunlara uyum sağlayacağız. Çünkü dünya her seferinde bir dönüşümden geçmiş. 6. yok oluştayız diyorum. Bu bir çamaşır makinesi gibi. Bir gün gireceğiz. Evet kayıplar vereceğiz, acılar olacak ama bu kıyamet değil. Bu yaşanacak. Yani olması gereken şeyler bunlar. Aslında bütün bu kıtlık ya da işte başımıza gelen bazı şeyler bu uzaylıların yaptığı bir oyun gibi bir şey mi? Onlar ve onlara yardaklık yapan işte iki ayaklı bizim dünyadaki şeyleri, uşakları. Aslında yani dünya dışı varlıklar zaten gizli gizli yıllardır bu çalışmaları sürdürüyor. Bizimkine ihtiyaçları yok. Peki bu iki ayaklı dediğimiz insanlar ama onlara yardımcı olanlar bunlar bizim aramızda ve bunlar kendileri mi irtibata geçiyor yoksa uzaylılar tarafından seçilmiş kişiler mi? Hem bunlar? Seçilmiş kişiler hem de bunların içinde böyle yanlış onlara bağlantı kurmak için kurban veren, sunak veren şeytan uçakları bunlar. Ya şöyle düşünün mesela 1952 yılında işte o temastan bahsettik ya Edward Savoy üstünde işte Eisenhower'dan şu bu falan filan. Şimdi dünyada milyonlarca insan kaçırılıyor. Bakın bunların birçoğu cinayete kurban gidiyor. Kimse işte şu oluyor bu oluyor falan filan ölüyor gidiyor. Bunların kayıtları yok. Ama bunların içinde büyük bir dilimi biz eski raporlarda CIA raporlarına kaçırılma olaylarında birçok şeyle ben tek bir rapordan da gitmiyorum. Bir sürü şeyle inceliyoruz. Bunların içinde hiçbir yerde kayıt olmayan insanlar var. Daha sonra öğreniyoruz ki itirafçılar yani o gizli üstlerde mesela 50. bölge Dulce üstünden bahsedeyim isterseniz birazdan. Evet lütfen. Bu üstlerde çalışmış yetkililer açık açık itiraflarda bunu diyor ki biz 1952 yılı sonrasında 54'te bir takım anlaşmalar yaptık dünya dışı varlıklarla. Anlaşmanın asıl maddesi de şu can alıcı noktası şu. Biz sizlere teknoloji vereceğiz, siz de bizlere insan kaçırmamıza müsaade edeceksiniz. Amerikan Başkanı imzasının olduğu gizli servisin şunu ibare düşüyorlar. Diyor ki kaçırdıklarınız insanların sayısını ve isimlerini bana vereceksiniz. Bunu hükümet söylüyor. Biz bunları örtbas edeceğiz. Biz de size insan temin edeceğiz. Ya bu kadar net gizli anlaşmalar var. Biz şimdi ayda yaşam var mı? İşte o kaçırılıyor mu? Bu kaçırılıyor mu? Organizma mıydı? Evet. Ya adamlar yanlış anlamayın. Hani hırslanarak söylüyorum gerçekten. Bugün 2030'larda 2025 yıllarındaki temaslardan bahsediyor. Bugün girin internet sitesine. Her yere. NASA'nın sayfasına. 2030 yılında dünya dışı varlıklarla tanışacağız. 2025 yılında az kaldı. 2030. Neden? Nereden aldın bu bilgiyi sen? Neye göre konuşuyorsun? Çünkü onlar irtibatta zaten. Onların geleceğini biliyorlar. Ve buna göre bir takım şartlar ayarlıyorlar. Mesela Amerika'da çok enteresan bir bilgi daha veririm. Amerika'da bir kasaba. Tamamen dünya dışı varlıklar oraya koloni kursunlar diye. Oranın halkı yok. Orada uzaklaştırıldı oradan. Radyoaktif serpinti var. Toprak verimsiz. Yaşam alanı imkansız diye. Dünya dışı varlıklara yer yapılıyor orada çok net. Çok özür dilerim. Nerede dediniz? Texas'ta. Sadece Texas'ta değil. Bakın mesela Utah'ta ondan sonra şey Colorado Springs'te neydi orasında da Nevada çölü civarında birçok yer boşaltılıyor. Dünya dışı varlıklara koloni kurmalar için yerler ayarlanıyor şu an. Ve gökten gelecek saldırılar için de aynı zamanda korkuyorlar. Çünkü gelecek varlıkların tam olarak kim olduğunu da bilmiyorlar. O yüzden yeraltı üsleri inşa edilmeye başlandı şu an. Sığınaklar yapılıyor. Bir de şöyle enteresan bir şey söyleyeyim. Şimdi az önce 2030 yılında vurgu yaptık. 2025 yılında. Şimdi Yahudilik'te Şemitah adı verilen bir döngü var. Her 7 yılda bir tekrar eden bir döngü bu. Onların yılbaşısı olarak geçiyor. 7 senede bir yılbaşı olarak kutluyorlar bunlar. Hani özel bir gündür onlar için. Şimdi 2023 yılı onların bir Şemitah'ıydı. Yani bir yıl dönümüydü. Şimdi 2030 yılına girdiklerinde de Yahudilik için yeni bir yıl başlıyor. Yeni bir dönem, yeni bir çağ. Bakın bu Yahudiler için geçerli. Ayrıca Aztek, Maya, Mısır kaynaklarına baktığın zaman her 26 bin yılda dünya dışı varlıkların geleceğini zaten kendilerine not almış.
52 yılda bir tanrılar gelecek. İşte 26 bin yıldaki onların döngüleri var. Bunu bir saat kadranı gibi düşünün. Her 26 bin yıldaki evresini tamamlayan zaman diliminde dünya dışı varlıklar zaten toplu iniş yapıyorlar. Yani 2030 yılında bu yüzden bu adamlar bu 25, 2020, 2027, 2030 diye bu tarihleri veriyorlar. Bunlar hiçbir rastlantı değil. Yani bir 26 bin yıllık döngü tamamlanacak. 2030'da bizi ne bekliyor? İşte eğer anlattıkları gibiyse Dünya Ekonomik Forumu'nda yapılan o kehanetler, sıraladıkları 7-8 tane kehanetler, bunlar gerçekleşirse kıtlık, iklim felaketi, işte salgın hastalıklar, zombi salgını, arkasından da dünya dışı varlıkların istilası gibi bir takım şeyler yapmışlar. Ki bu Dünya Ekonomik Forumu'nda var. Peki. Planlı bunlar yani. Alakasız olacak belki ama şunu da çok merak ediyorum. Bütün dünya pandemi diye korkunç bir süreçten geçti ve 2 yıl falan kapandık gibi bir şey oldu. Bunun uzaylılarla bir bağlantısı var mı peki? Yani uzaylılarla yine 2030 için değiliz. Şöyle, uzaylılar bunu direkt yapmıyor. Çok enteresan bir olaydır. 2002 yılında mıydı neydi? İngiltere Kraliyet ailesi kutuplar bölgesine gidiyor. Kutuplarda bir şey keşfediyorlar. Çok enteresan. Oralarda çömlekler içerisinde siyah bir madde bulunuyor. Siyah bulunan madde de böyle zift katran gibi bir şey. Bu daha sonra filmlerde karşımıza çıkıyor. Nerede çıkıyor? Venom'da karşımıza çıkıyor. İşte bakıyorsunuz çok enteresan. Başka filmlerde ortaya çıkıyor. Siyah bir böyle vücudu kaplayan organik bir madde. Şu an aklıma gelmiyor. Birçok filmde de var. Bunda da şey diye geçiyordu. Neydi ismi aklıma gelmiyor. Black Goo diye geçiyor. Bunu araştırabilirler. Bu madde dünya dışı kaynaklı bir organizma. İşte bugün bizim pandemide o maskelerimizin içinde işte bir takım yerlerde bulunan o siyah organizmalar var ya. Onlar işte bunlardan kaynaklanıyor. Bu hücre insan vücudu içine girdiği zaman oraların sinir sistemlerini ağlarını ele geçiriyor. Bunların denemeleri yapılıyor şu an. Yani robotik insan nasıl yapılır, nasıl nanoteknolojiyle kontrol edilir, nasıl dünya dışı DNA'larla bunlar işte manipüle edilir, onların peşindeler. Yani bu yapılan aşamaların hepsi tamamen insan ırkını yok etmeye değil, bakın yok etmeye değil, kontrol etmeye amaçlı. Guy Stone diye bir, yanlış hatırlamıyorsam İngiltere miydi, İskoçya'da mıydı, bir taş var. Orada bile yazıyor, nüfusu diyor işte 15 bine düşün, 30 bine düşün, şunu şunu şunları yapın diye taşın üzerine not alınmış. Zaten biz dünya dışı varlıklar için aslında yok edilmesi gereken bir ırk değiliz. Biz onlar için bataryayız. Bizi yok etmiyorlar. Zaten yapsalar bunu mağara döneminde yaparlardı. Ya da orta çağda yaparlardı. Onlar bizim enerjilerimizde, negatifimizde, öfkemizde kullanabildikleri kadar bizim enerjimizi kullanıp kendilerine enerji sağlıyorlar. Bu kadar basit. Biz onlara her zaman lazımız. Yani kötüleri de olsa yine tam anlamıyla zarar verecek değil. Sadece kobay olarak kullanıyoruz. Yani kullanıyorlar evet. Ama nüfus çoğunluğu düşürülecek. Yani bayağı bir yok edecekler. Ama işe yararları da tamamen yok etmeyecekler. Yani herkesi şey sıfırlamayacaklar. Amaçları ne olacak? Çünkü dünyadaki materyalleri daha rahat kullanacaklar. Her şeye erişimleri olacak. Artık kontrol edebilen insan sayısı. Aynı Anunnakilerin o işte Mezopotamya'da Sümer'de yaptığı gibi. Köleleştirecekler. Maden çıkartmakta, dünyanın nimetlerinden faydalanmakta işte. En ağır, en pis işleri insanlara yaptırıp, filmlerde görüyoruz bunları. Ki bunlar zaten hepsi sübliminal mesajı olarak bizlere veriliyor zaten. İşte ondan sonra hepimizi kullanıp bir şekilde posamızı atacak. Belli bir süreden sonra belki ihtiyaçları kalmadıktan sonra bir nükleer saldırıyla, belki göksel bir saldırıyla ki bu eski kutsal kitaplarda geçer. İşte Brahma silah diye bir mesela şeylerde Hint Veda metinlerinde böyle şeyler vardır. Brahma silah denen bir silah atılır ki bugünkü atom bombası denktir. Kaç megatonluk artık bilmiyoruz. Dünyadaki bütün yaşamı silah atar. Bütün şeyler sevmiştir. Şimdi size daha da ilginç bir şey anlatayım Damla Hanım. Ben şimdi konuyu aşka bile akıyorum evet, evet, slaytlar gibi. Şimdi biz dinozorlardan bahsediyoruz. Tarihteki yalanlardan bir tanesi. 65 milyon yıl önce dinozorların öldüğünü iddia ediyoruz değil mi? Evet. Bilim adamlarımız öyle söylüyor. İşte bir meteor geldi. Dünyaya çarptı ve bütün dinozorlar yok oldu. Yok oldu mu sizce? Yani öyle ortaya soruyorum. Bilmiyorum. Şimdi birincisi bu meteorun düştüğü yer... Meksika Yucatan bölgesinde bir yer. Çiçin İsa falan filan olan yerde. O bölgede bir yerde düşüyor. Meteor. O kısımda dinozorlar var mıydı? O tartışılır. Dinozor izleri yok. Bir fosil bulunmuyor nedense. Ama dinozorlar ölüyor. Şimdi Kanada'daki Alberta eyaletinde toplu mezarlar bulunuyor. Çok enteresan. Toplu mezarlar. Dinozorlara ait. Yaklaşık yerin işte 30 metre altına kadar gömülmüş. Üst üste 65 tane dinozorun. Bu da çok enteresandır. 8 ayrı dinozor türünün bir ayrı olduğu etçil otçular hiçbir zaman bir araya gelmemişler normalde. Öyle mi? Aynı ortamda bulunmamışlar. Yani aslanlar, kaplanlar gibi bir ortam yok. Bu dinozorlar otçuysa otlak bir arazide yaşıyor. Etçilse etçil bir yerde yaşıyorlar. Yani böyle bir topluluk iç içe girmişliği falan yok. Yoksa zaten kaos çıkar. Hepsi birbirini yok eder.
Neyse. Fakat bu Alberta eyaletindeki kazılar sırasında bulunan bu toplu mezarlarda 8 ayrı dinozor türü üst üste gömülmüş. Çok enteresan. 8 ayrı dinozor türü üst üste gömülmüş. Ve bunların bir kısmı otçul, bir kısmı etçil. Ve kafalarından, şimdi oraya geleceğim en şaşırtıcı bölgeye, kafalarından vurulmuşlar. Bizzat alından nokta atışı yapılarak da bu dinozorlar vurulmuş, öldürülmüş. Peki, soru 2. Bu dinozorları oraya nasıl taşıdılar? Bu dinozorların 8 ayrı türünü neden üst üste gömme gereği duydular? Bulunan kemiklerin neden hepsi böyle saldırım, zaman içinde aşınma, kırılma yaşamamış da tamamen preslenmiş gibi dümdüz ve paramparçaydı? Bunu arkeologlar da soruyor. Diyorlar ki, hani bazı teorisyenler, dinozorlar işte açlıktan öldü, bir yanardağ patladı, işte falan filan, ya da sel felaket oldu, açlıktan öldüler. Hayır. Böyle bir iz de bulunamadı. En enteresanı da söyleyeyim. Dinozorlar madem 65 milyon yıl önce yok oldular. Anadolu'da bulunan şeylere ne diyorsunuz? Kil heykellere. Dinozor kil heykelleri var. Hindistan'da tapınaklarda dinozor hala kabartmaları var. 3 boyutlu oymaları var. Bu adamlar görmedi dinozorları. Biz görmedik. Sadece bugün gidiyoruz müzede. Paleontologların çıkardı. Hani belki doğru belki yanlış. Profiller var. İskeletler var. Görmedik. Şekillendirme için biz yapıyoruz. Neresi? Nerede? Hani bu tarih neresi doğru? Bu adamlar bunu görmezse nasıl çizdiler? Dinozorlar hala yaşıyor bir yerlerde. Hala yaşıyor. Yaşıyor. Mars'taki kayıtlar içerisinde ben size onu da getireceğim. Mars kayıtlarında da dünya dışı vardı. Dinozorumsu varlıklar. Hatta şimdi biraz ucu Yusuf Güney'e batacak. Şimdi günümüzde hep özellikle konuşuyor. Ben biraz bugün iğneleyeyim bari. Hani sevdiğim bir insan, sanatçı, kendisi bir hakaret etmiş olmayayım da. Benim hani, de öyle. Lafın işin esprisi kısmındayız. Şimdi anlatıyor kendisi, kutuplarda şöyle bir şeyler var, şunlar şunlar var. Tamam doğru, evet, astral seyahat yapmışsın zaten ama astral seyahat her gün biz yapıyoruz. Uykuyla uyanıklık arasında zaten bunu hepimiz yapıyoruz. Hı-hı. Bilinçli ya da bilinçsiz yapıyoruz. Şimdi siz zannediyorsunuz gece yattık, biz anneannemi dedemi gördük, işte gezegenler seyahat edildi. Siz de astral yaptınız aslında, normalde farkında değilsiniz. Öyle mi? Tabii ki. Her bilinç belli bir şekilde bir kemerle, bir zincirle vücuda bağlıdır. Onun zaten koptuğu zaman siz ölürsünüz. Siz o boyuttan farklı boyuta geçiyorsunuz. Yakaza alem dediğimiz bir alem var. Cinler boyutuna geçiyorsunuz. Farklı yerlere de geçiyorsunuz. Hani şimdi astralden bahsedince öyle afaki korkunç bir olay değil. Ya da herkese özellikle yeteneği olan birinin yaşayacağı bir olay değil. Şimdi Yusuf Güney'in olayına bakınca da medyada ben çok görüyorum. Tamam doğru söylediği yerler var ama bunlar çoğu toplama bilgi zaten. Hani bana bilmediğim bir şey anlat. Ben zaten bunu biliyorum. Biz bunu ta Amiral Byrd olayında da görüyoruz. Kutuplara inen bir uçak pilotunun yaşadığı, oradaki üstad varlıklarla görüştüğü, o işte kutupların arkasında dünya dışı varlıklar olduğu uçan derlerin orada havalandığı, işte Alman Nazi subaylarına gidip orada uçan derler teknolojisini araştırdıkları, U-botlarla elde ettikleri, işte kendi yaptıkları uçan derleri taşıdıkları, daha neler neler var tarihte anlatılmayan. Zaten bunları biliyoruz. Hani işin şey kısmına geleyim, hani Yusuf Güney'le kısmına geleyim. Anlattıkların bir kısmı doğru, bir kısmı toplama albüm. Yani herkes için aynı evrensel kurallar, yasalar geçerli diye bir şey yok. Ben dediğim gibi yani Yusuf Güney'e esprisine söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi çok medyatik olduğu için bu konular konuşulduğu için esprisine takalım. Zaten bunlar bilinen şeyler. Yusuf Güney'e bunların bir kısmına şahit olmuş. Yani yaşamış, gözlemlemiş. Ben onun samimiyetine de inanıyorum. Ama zaten de bu dediğim gibi bizim yıllardır anlattığımız şeyler. Bizim bilmediğimiz bir şey değildi. Kesinlikle doğru. Yani orada da şeyi düşünüyorum aslında. Yani Yusuf Güney'in de ben böyle bir şeyi yaşadığını, o röportajlarını falan okuduğumda açıklamalarını... İlk başta inanamadım ama böyle bir şeyin doğruluğu gerçekten var mı sorusunu sormama vesile oldu. Var. Ben de ondan sonra bir Allah Allah ya oluyor mu acaba böyle şeyler diye araştırmıştım. Çok teşekkür ederim Kuzey ben Bey. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Devamı geleceği için şu an bugünlük burada bırakalım. Evet, tadında bırakalım. Çok teşekkür ederim. Bu arada bu inceleğiniz için de ekstradan o kadar seve mutlu oldum ki. Keyifli inşallah. Sevgili Kuzey Atacan'ın yazdığı Kuzey Atacan'ın yazdığı Çağlar Boyu Gizlenen UFO Gerçeği adlı kitabını da bize hediye etmiş oldu. Bu lafınızı bölüyorum. 1 ve 2 site var ve bugün Eric Von Däniken'dan bahsediyoruz. Bu kitabımız hem Türkiye'den, dünyadan birçok örnek veriyor ve şu an kanıtlı belgeli en net kitaplardan bir tanesi. Tavsiye ederim. Severek okuyacağım ben de, merakla bekliyorum. Sevgili haberler.com izleyicileri, bugünkü konuğum Kuzey Atacan'da devamı gelecek bir röportaj serimiz olacak kendisiyle. Tekrardan teşekkür edip size de iyi seyirler diliyorum. Sağ olun, var olun.